Yani Azerbaycan halkı budur. Ümit ettiğimiz, canımız kadar sevdiğimiz halk budur. Ben bugün burada bu azametli auditoriya karşısında çıkış etmek hakkını kazandırma göre özümü çok hoşbakt hissedir ve her birinize teşekkür ederim. Dostlar, Azerbaycan halkı çok büyük karanlıklarla dolu bir megama kadem koyuyor. Bugün her birimizin Azerbaycan halkının yanında olmaya ciddi ihtiyacımız var. Prezident aparatında, Milli Mecliste, Nazirler Kabinetinde oturanlar Azerbaycan halkından değiller. Çünkü bunların yegane vazifesi küçük bir grupun aşırı firavanlığı namine bütün bir halkı köleye kula çevirmektir. Bunlar bu millete kazanç yeri, rüşvet çuvalı kimi bakırlar. Ona göre de artık hiç kim bu hakimiyetin ıslah olunmazlığına şüpheyle yanaşmır. Böyle bir şeraitte biz Azerbaycan'ın gelecek perspektifini iki istikamette görürüz. Eğer bu rejime karşı halkımızın mübarize azmi zayıf olsa, suskunluk devam etse, bizi büyük tahribatlarla dolu üsyanlar, ihtişaşlar, telatümler gözlüyor. Bütün bunların neyle neticeleneceğini her birimiz yaxşı təsəvvür edirik. İkinci yol isə bir yumruq kimi birləşib bu rejimə qarşı mübarizə aparmaqdan keçir. Dostlar, tez-tez ayrı-ayrı regionlarımızda bu hakimiyyətin öz başınalığına, qudurğanlığına qarşı epizodik qalxınmalar, aksiyalar keçirilir. Bu cür aksiyalar məqsədimizə çatmağa xidmət etmir. Çünki İktidar oldukça qəddardır, amansızdır, acamasız olarak bu aksiyaları dağıdır, insanları korkutur, represiyaya məruz koyur. Ona göre de bizim yegane yolumuz təşkilatlanmış şekilde mübarizeye koşulmaqdır. Bu demektir ki, halkımız meydanda olan, mübariz əzmini daim nümayiş ettiren siyasi gücün etrafında birleşmeli. Ve bununla da teşkilatlanmış şekilde vahid bir merkezden idare olunmakla bu halkımızın arzularını hayata geçirip Azerbaycan'ı hoşbakt bir ülkeye çevirmelidir. Ben bir tarafliyle övünen, kenarda kalmağını büyük kahramanlık hesap ederek tez tez iktidarda pisti muhalifet de diyenlere seslenirim. Ülkede telatüm olanda bir taraflerin yeri cehennemdir. Siz bu dünyada bu hakimiyetin ahiret dünyasında Allah'ın huzurunda ise cehennemin odunda yanacaksın. Çünkü Allah zalimlerin yanında olanları bağışlamır. Lanet olsun zalimlere. Ben gençlerimize seslenirim. Dostlar, Ulu Tanrı ve tarihimiz sizin çiğninize, Azerbaycan'ı xilas eləmək ve demokratik, firavan bir ölkəyə çevirmək misiyası koyun. İnanın mənə, insan hayatında bundan büyük, bundan əzəmətli bir misiya olabilmez. Qəlbində vətən sevgisi, ruhunda azadlık sevdası olan heç bir gənc represiyalardan, həbsxanalardan qorxa bilməz. Mən sizə inanıram. Mən Azərbaycan xalqına inanıram. Və əminəm ki, bu xalq getdikcə daha mütəşəkkil şəkildə Milli Şuranın ətrafında birləşməklə Azərbaycanın demokratikləşməsi ideyasını həyata keçirəcək. Əziz dostlar, mən Azərbaycan xalqına inanıram.